Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. İhlas Medya'nın başlattığı uygulamaya en büyük desteklerden biri de sizden geldi. Bu kutlu doğumdan yanlışından dönüldü. Bakanımız da açıkladı, Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı. Bundan sonra Mevlüt Kandili'nin bulunduğu haftada kutlanacak ifadeleri var. Siz neler söylemek istersiniz bu yanlışından dönüldüğü için? Evvela TGRT ailesine çok teşekkür ediyorum. Ben bu işte zaten dertliydim. Yani Sinan Erdem gibi bir şey, 30 bin 40 bin kişilik topluluklara canlı yayınlarda söylemiştim. Dedim işte hapishanede mektup yazmıştım 2012'de. Fakat bir kuvvetli ses gelmedi hiçbir yerden. Ben de işte kellim kellim la enfa durumuna dönüyorum ama yine ümidi kesmiyorum yani bir şeyi konuşurken. Burada tabii TGRT zaten ehl-i sünnet bir camia, büyüklerimizin olduğu bir camia. Ben de şaşırdım. Yani TGRT'den bu çıkışı da pek beklemiyordum. Ama bundan sonra bu çıkışların devamını bekliyoruz. Yani vatanımız, milletimiz, ehl-i sünnetimizin, halkımızın genelini temsil eden ehl-i sünnet camiasının efendim zaten dertlerini en iyi bilen bir camiadır ama böyle ara sıra yani hakaretsiz, işte benim şeysiz, güzel bir usul oldu hakikaten. Kimse hedef alınmadı. Yani benim konuşmamda da sizin baktım, programlarınızı da takip ettim. Hani burada Reis Bey'e de bir hakaret olmadı. Yani hiç kimse de bir suikast aranmadı. Ama arka planında bunun suikast vardı. Arka oldukça planı, karışıktı. Yani karışıktı, FETÖ işi yok diyorlar ama vardı. Çünkü burada bu diyalogçular, yani Diyanet 4 sene Mehmet Aydın isimli bir bakanın şeyine verildi. İlk 4 sene. Yani 2002'den AK Parti iktidarından sonra. Bu Mehmet Aydın'ın efendim işte kiliselerde huzur buluyorum. Almanya'ya, işte Avrupa'ya gittiğimde oturuyorum, uzun uzun dinleniyorum. İşte Ali Eren Hoca o zaman yazmıştı. Kur'an-ı Kerim'de birçok şeyler efendim kabul edecek gibi değil. Hikaye kabilinden. Bu kafadaki insan 4 sene bu Diyanet'e baktı. Şimdi bu zihniyetin zaten diyalogçuların mimarlarındandı bu adam. Dinler arası diyalog. Ben bu sefer bu kadar bu diyaloğu dedim. Bundan çok rahatsız oldular. Benim hapse girme sebebim bu. Bu kutlu doğum da diyalog ürünüydü. Onun bir parçasıydı. Parçasıydı çünkü neden? Şimdi hala sonra Diyanet Başkanımız olsun işte Özafşar Bey size çıktı falan. Ya sanki bir savunma yani şey ettiler. İçine giriyorlar, girdiler. Ama yani şunu düşünmek icap etmez mi ki? Peki bu aynı zamanda sonradan bir şey daha çıktı. Efendim Paskalya Bayramı 15'inde başlıyormuş Nisan'ın. Bizim arkadaşlar Paskalya 15'te başlıyormuş, 2 hafta sürüyormuş, al etti sana yine 27. Yani biz aynı anda Hristiyanların da bayram kutladığı bir anda bayram kutluyoruz. Yani kimlere ne mesajlar veriliyordu bir yerlere, bu sizi siz merak etmeyin, bu basamak basamak geliyor. Ondan sonra artık yarın dini bayramlar bilmem neler. Zaten bunlar kilise, havra, cami üçlüsünü aynı projede yapmadılar mı, düşünmediler mi? Hatay mıydı? Hatay'dı. Efendim müftü, haham, papaz. İşte efendim köprü üstünden cennet, ben affedersiniz eşek cenneti diyorum. Karşısı cennetmiş, cennete geçtiler beraber. Bunu yapmadılar mı? Harran'da efendim Müslüman kızı iki pasaportlu gibi, iki dinli. Bu zaman gazetesinin metniydi. Ben bunu sansürsüz de çıkartmıştım. Daha o zaman meydan okumuştum. Yani iki dinli gibi, iki pasaportlu gibi iki dinliymiş. Cuma camiye gidiyormuş, pazar kiliseye gidiyormuş. Bu adama Müslüman kızı nikah ettiler. Kendi yazılarıyla bu. Biz uydurmuyoruz. Şimdi bütün bu projeleri düşündüğümüzde bu kutlu doğum safsatasının da Hristiyanların bayramlarıyla denk gelmesi. Hadi FETÖ'nün doğum gününü asla değil, maskat kat'a değil dediler. O da var. Zımnında o da vardı. Bu Şimşirgil Hoca, Ayvallı Hoca onlar çok doğru tespit ettiler. Ben onu o kadar tespit edemezdim. Çünkü ben ne bileyim kaçında doğmuş etmiş. Bu çok güzel bir şey oldu. Ama şimdi esas mesele burada kıyas yapalım. Bununla bitmedi bu iş. Bakın adamlar bütün emniyete içeri almışlar. Efendim emniyetin içine almıştı, boşaltmış. Orayı boşaltmış, burayı boşaltmış. Dinin içini boşaltmaz mı bu adam? Diyanetten siz o gün dediniz, ben duydum. 5000 yani... 2000 işte işten atıyor, 3000 açığa, evet. 5000 kişi bu durumdan dışarı alınıyor. Diyanet gibi bir kurumda. Hocam şimdi bu kararı da eleştiren muhafazakar yazarlar var. Pek çok muhafazakar kişi de, muhafazakar gibi görünen kişi de kutlu doğum haftasının hicri takvime bağlanmasını eleştiriyor. Siz bunları ne söylemek istersiniz? Bunları da bir şey aramak lazım. Çünkü her şey aslına rücu etmeli. Bunun aslı zaten hicri iken sen bunu alıyorsun 1400 senelik, yani diyelim ki
1438'i saymıyoruz hani. Hicretten sonra falan bu 1400 genel toptan hesap. 1400 senelik bir uygulamayı, çünkü 28'de bunlar çevirdik diyor. 1400 senelik İslam'ın bir uygulamasını, bu kadar ümmetin, Müslümanlar ittifak ettiği bu uygulamayı alıyorsun, Nisan'a çeviriyorsun, Hristiyan'ın bayramına, FETÖ'nün doğumuna kadar bu kadar şaibeli bir şey yapıyorsun. Şimdi buradan hükümetimiz sağ olsun efendim bu işe el atıyor. Halbuki Diyanet'in görmesi, düzeltmesi gerekirken hükümet sosyal şeyi görüyor tabii, hem sosyal hem tepkiler üzerine olsun. Akılları başına insanlar tabii, dinden, imandan haberdar olan insanlar. Bakın hükümet yetkilileri kalkıyor. Numan Bey sizin şeyinizde açıkladı, kanalınızda, biz de sevinçle boğulduk. Şimdi bunu düzeltiyor. Yine bunlar İslami geçinen, Müslüman geçinen adamlar burada mırıldanıyorsa bunun altında bir art niyet aramak lazım. O zaman senin, sana ne oluyor? Sana ne dokundu bu iş ya? Ya senin ne zarına ne oldu bu iş yani? Allah Resulü razı, bütün ümmet razı, sen burada ne kocunuyorsun? Ama burada başka bir plan var idi. Bu plan işte bu bozulmaya başladı. Bundan sonra öbür planları da bozulacağını anlıyorlar. Ayak sürtüyorlar. Bir yerden şimdi onlara göre bir noktada taviz verirsek bunun gerisi gelecek. Kendilerine göre batılı savundukları için batılın tam yıkılmasını istemiyorlar. Orada başka şeyler var. Şimdi bunların uzantıları çıkacak. Neler gelebilir hocam bunun arkasından? Beklediğiniz bir şeyler var mı? Yani, sizin gözünüze çarpan, dikkatinizi çeken? Yani gözüme çarpan şimdi bu gibi şeyler. Yani Ehl-i Sünnet itikadı ile ilgili konular var. Ben mesela Diyanet'e birçok teklifim vardı. Yani şöyle, ya siz bir dini müessesesiniz. Bu din adına konuşma her tarafta şey oldu. Herkes çıkıyor. Edebiyatçısı, felsefecisi, bilmem necisi. Kur'an adına inkarlar yapıyor. Efendim harama helal diyor, helala haram diyor. Hani ihtilaflı konuları demiyorsam, mütevatir konuları, kader, alın yazısı. Yani işte ilmi kelam dalı başkanı çıktı o zaman, hala da o herhalde. Ankara ilmi kelam, itikat demek. Dalı başkanı çıkıyor, çocuk öldü bilmem ne. Ya anasını babasını teselli etmeye yazılmıştı mazılmıştı diyoruz ama yok öyle bir şey. Allah önceden yazmıyor öyle çocuğun öleceğini kazata diyor ya. Bunları biz devamlı reddiye yapmaktan dilimiz, dudağımız yapıştı. Şimdi bu Diyanet, ya bir kader tartışması açılıyor, amentü. O gün Şimşirgil Hoca'dan duydum ben. Bu FETÖ'nün amentüsü dedi sizin kanalda. Gece seyrediyordum tekrarını. Üçtür dedi. Şimdi de onu açıklanması lan, bu FETÖ'nün amentüsü nedir üçtür? Ben kaderi falan biliyorum da. Ya demek tabii var usulü de şey yapıyorlar, kütübü de. Yani diyalog, kitaplar arası diyalog. Bakın şimdi ben bugün haber aldım. Bir profesör, ben onu rastlıyordum ara sıra. Çok Ehl-i Sünnet dışı görüşleri, Hasan Elik diye. Ben rastlıyordum. Şimdi emekli miymiş değilmiş. Şimdi emekliden bana ne? Diyorsun özgürlük var. Şimdi bunlar özgürlük kapsamında da değerlendirilmemeli. Adam kalkıp İslam adına, ha gider papaz çıkar. Papaz der ki bizim dinimizde haklıdır. Savunsun görüşünü. Özgürlük tamam, inanan inansın. Ama Müslümanım diye, efendim ben akademisyenim, ilahiyat da akademisyenim diye çıkıp da kaderi inkar ettiği zaman benim amentümü bana bozduruyor. Bu özgürlük değil. Bu özgürlük değil, çünkü senin madem bir Diyanet diye bir kurumun var, müessesen var, kader var mı yok mu? Bir karar verip buna bir cevap verilmiyor. Şu anda Mustafa Çamoğlu'nun ekolü, Mutezile'nin ekolü, bu kader meselemiz var, en mühim mesele. Şu anda bir Diyanet aleni bir açıklamayla, alın yazısı haktır, Allah her şeyi ezelde bilmiştir, Allah'ın bilgisinde cehalet olmaz, hata payı olmaz gibi bir husus. Misal veriyorum. Bu amentüde tartışma oluyorsa, amentü üçe indirilen konular oluyorsa, bunu ilahiyat profesörleri savunuyorsa, şimdi burada ilahiyat, Diyanet bu ilahiyatlara karşı da, ilahiyattaki veyahut da bu görüşlere karşı da bir şey açıklaması, efendim milleti rahatlatması icap ediyor. Yarın bu hutbelere yansırsa, şuraya buraya yansırsa biz ne yapacağız yani? Millet cumaya da mı gitmesin? Hutbedeki bu şeyleri mesela, innettiğinendallah İslamlar bir ara kalktı dendi. Kimi o imamlar okumadı, kimi şey. Bu da FETÖ projesiydi. Daha dolu proje çıkıyor. Adam hutbede innettiğinendallah İslam. Niye? Ya zaten buraya gelen hepsi Müslüman değil mi canım? Hristiyan mı geliyor bu cumaya? İnnettiğinendallah İslam. Şimdi neyi bozuyoruz yani? Ama işte öbürü darılmış. Neye darılıyor abi? Benim camim, benim cumam yani. Ama bunu da yapıyorlardı bir ara. Sonra o tutmadı. İmamlar kendi inisiyatifleriyle hep okudular falan. O da öyle bir şayiasıyla beraber kaldı. Ha bunu Diyanet karar aldı da demiyorum. Ama FETÖ'nün dolu adamı var, imamı var, bilmem nesi vardı yani. Hocam. Şimdi işte bu Hasan Ali diyeyim. Bu şimdi bugün bana haber geldi. Çok üzüldüm. Hilmi Türkmen Bey'e de buradan sesleniyorum yani. Belediyelere de iş düşüyor. Herkese iş düşüyor. Bir konferansa adam çağırıyorlar. Ya konferansa çağrılan adam amentü kaderi inkar eden bir adam oluyor. Öbürü sahabeye hakaret eden,
Hazreti Muaviye Efendimiz'e sahabeyi sevmem diyen, hakaret eden, öbürü efendim yani Ömer Nasuh Efendi Hazretleri gibi zatların Diyanet İşleri Başkanları iken, İstanbul Müftüsü iken vaazlıklarını bu gerekçeyle sahabeden bazılarını sevmem dedikleri için Şemseddin Yeşiller'in vaazlığını iptal ettiler. Belgelerini iptal ettikleri. Diyanet bu kadar hassastı ya. Şimdi böyle bir durumda tamam Diyanet'in konuşmacıları yapıyor demiyorum. Ama şimdi bu hususta açıklama yapsa belediyeleri de bağlar. Dese ki, müsaade etmemesi gerekiyor etmemesi diyorsun. Gerekiyor. Şimdi bu adam şunu, gitmiş bugün hak din tekelciliğine karşı Kur'an'ı açıdan bakış. Hak din tekelciliği. Şimdi bu Hasan Elik tamam görüşüm var diyor bilmem ne. Ha din adına İslam adına konuşuyor bu adam. İslam adına yetkili değil bu deme hak din tekelciliği. Fakat Hilmi Türkmen Beyefendi'nin işte belediye tamam. Ben reis olarak ona rica ediyorum. Ona Üsküdar Belediyesi'ne mesajınızı ilettik hocam. Şunu merak yani ediyorum. Şimdi nasıl bu adama konuşmacı olarak belediye sahip çıkar? Hak din tekelciliği konu da bu. Konu bu. Hak din tek innettiğin halde Allah'a İslam. Biz tekelci değiliz ki. Allah bize demiş ki tek din var İslam'dır buyurmuş yani. Bu adamı o zaman diyorum işte hayır 54 çıkıyor. Yani bu şuurumuz düzgün olmazsa, ehli sünneti düzgün işlemezsek halkımıza sahip çıkamayız. Önüne gelen her insan yanlış bir itikat açlar. Milletimiz itikaden bölünür, parçalanır ve ondan sonra işte Üsküdar niye 54 hayır çıktı? Çıkar bu kafayla çıkar. Neden? Hocam, konuşan adamı tanımıyoruz daha. Onun etkisi olabilir diyorsunuz. Bir şey daha merak ediyorum. Şimdi Mevlüt Kandili'nde Kutlu Doğum Haftası'nı birleştiriyoruz. Bu kutlamaları nasıl yapmamız gerekiyor? Öncesinde yanlış uygulamalar vardı demiştiniz. Tefler çalınıyordu, başka şeyler yapılıyordu. Bu işin doğrusu nasıl, İslam alimi Türkiye'de özellikle bu işi nasıl kutlamalı? Yani Mevlüt kutlamalarında bizim de kutlama şekillerimiz var. Mevlüt kıraati efendim yapılıyor. Süleyman Çelebi Hazretleri işte Türkçe olması hasebiyle çok tutulmuş. Onun okunması bir Mevlid Bahri en azından uygun oluyor. Kur'an-ı Kerim aşırı tilaveti oluyor. Ondan sonra efendim kadın erkek asla efendim yan yana falan iç içe oturulmamalı. Çünkü İslamiyet buna veyda seltümüne mete'an feselune ve rahicab. Peygamberimizin hanımları bizim öz bevz annelerimizden ileri. Ebedi nikahları haram. Çünkü annemizle nasıl nikahlanamıyoruz? Aynı statüde peygamberimizin bütün hanımları, bütün ümmet üzerine yani vefatından sonra Ayşe anamız yaşadı kaç sene. Bu kadar olduğu halde yine buyuruyor bir şey sorup isteyeceğiniz zaman perde arkasından isteyin. Birbirinizi görmeyin diyor. Ayet bu ya Ashab suresi. Şimdi buna Diyanet aynı meali verecek. Ne verecek yani? O halde burada yani bölümler, ayrı bölümler, kadın erkeğin birbirini görmemesi hususuna çok azami dikkat lazım. Bir. İkincisi bu gibi yerlerde erkeklerin huzurunda, ha kadın kadına olur, kadın kadına konuşsun. Erkeklerin huzurunda bir kadın spiker, bir kadın konuşmacı, bir kadın okuyucu, kaside, Kur'an hiç fark etmez. Kadın erkekler okuyamaz. Çünkü fıkıh kitaplarımızda kadının sesi avret değil ama telefonda sorar bir şey, işte bir cevap verir, işte bir ekmek ister, o ona bir şey kaç lira der. Bu avret değil. Ama kadının sesi eğer ezan, kâmet, name, teganni gibi bir durumda olursa erkeklerin karşısında kesinlikle caiz değil diyor bütün fıkıh kitaplarımız. Kadın sesi burada devreye girmemeli yani mevlid okumakta da olsa. Erkeklere karşı konuşuyorum. Ondan sonra def dümbelek, ondan sonra kanun keman, bu gibi enstrümanlar, bunlar lehvel hadis diyor. İmam Rabbani Hazretleri mektubatında bunlar diyor çalgı aletleridir diyor. Abdullah İbni Mesud İbni Abbas yemin etti diyor. Bunların çalgı lehvel hadis eğlence aletleri manasına geliyor. Eğlence batıl şeyler. Ama buradaki diyor çünkü Kur'an'ı biz sahabe tefsirinden anlayabiliriz. Kimse Kur'an'a kafasından mana verirse kafir olur. Onun için sahabe-i kiramdan iyi bilemeyiz. Diyorlar ki inneul gina bu çalgıdır, çalgı aletleridir. Bu enstrümanlarla milleti işte efendim meşgul etmek, eğlendirmek diyor. Bizim burada bu işin ruhu nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salavat-ı şerife getirmek. Bu name şey yapabilir. Yani name derken makamlı okunur. Makamlı okunmak caizdir. Efendimiz aleyhisselam zamanında da Tale al-Bedrüler tabii ki makamlı okunmuştur. Makamlı okunabilir. Türkçe mevlüt okunabilir. Arapça mevlüt okunabilir. Doğuda Kürtçe mevlütler de yapılmış. Orada Kürtçe mevlüt okuyabilir. Burada bizim için sorun yok. Mühim olan makama da müsaade vardır. İsteyen güzel sesli birileri okur. Makamlı okur. Ama esas ruh şuur vermektir. Niye şuur vermektir? Ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittiba. Bir de doğum gecesi yaşanan irhasat anlatılmıyor. Şimdi o gün sizin yine programda seyrettim. Her ay diyor bir şey sene bir konu işliyoruz diyor. Fakat işlenilen konuların 28 senedir bakıyorsun merhameti, şefkati, hoşgörüsü falan hep diyalog
şeyine bir şekilde ucundan başından rücu eden konular. Halbuki mesela bunlar biliyorsunuz mucizeleri inkar eder Mutezile kafası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi doğduğu gece yaşananları kendisi efendim kutlamadı diyorlar. Nasıl kutlamadı? O zaman bu hadisleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman anlattı? Ebu Nahilyetül Evliya büyük muhaddistir. Beyhaki Delalün Nübüvve. Elimde dünya kadar kaynak var. Daha bu sabah Aliül Kari'nin Mevlid Risalesine baktım. Bütün kaynaklar elimizde şu an. En eski kaynaklarda hadis ilmi kriterine muteber kaynaklarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece Kabe işte efendim nasıl oldu? Doğmadan evvel hayvanlar dile geldi işte iblis bağırdı Ebu Kubeş tepesinden Yahudiler bile alametler gördü, yıldızlar doğdu vesaire. İşte Kisra'nın kuleleri, 14 kule yıkıldı, işte Save Gölü kurudu falan filan. Dünya kadar burada elimizde döküman varken bir kere bile bu kutlu doğumlarda bunlar konu edilmemiş. Konu yok, adı yok. O zaman Mevlid'i kutluyorsak, Efendimiz Aleyhisselam büyüklüğünü anlatıyorsak, onun doğmasıyla gelen rahmetler, doğduğu gece görünen alametler, mucizeler. Çünkü bu ilahiyat kafaları, burada akademisyenler çoğu mutezile kafası. Mutezile de mucizeleri inkar ettiği için nasıl olur böyle şeyler diyor. Ya biz Müslümanız, gayba iman ediyoruz. Nasıl olmaz? O zaman konu tema, tamam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tabii şefkati, muhabbeti, onu sevmenin farz olduğu, bunlar hepsi sahabenin nasıl sevdiği, canını verdiği, bunların hepsi konu konu. Ben de yapıyorum. Yapıyorum ama bir mevlid gecesinde de, bir insan hiç olmazsa haftanın bir gecesinde de bu konular işlenmez mi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani mucizeleri. Mucizeler derken doğumu gecesi, daha kendi yokken Allah'ın gösterdikleri. Bunları da anlatmak lazım. Bunları da anlatmak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Allah yayınlarımıza katıldınız. Bu işlerin ehl-i sünnet hassasiyetindeki yanlışların düzeltilmesinde Allah size kuvvet vermiş. Ben öyle kuvvetim yok. Ama sizin de gücünüzle Allah'ın izniyle Müslümanları uyaralım. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin de verdiğiniz destek için ağzınıza sağlık. Allah'ım.